Agalarım, herkese selamlar. 24 Ağustos 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. Maçlar çok güzel. Aga şu bültenin güzelliği. Ya gerçekten geçen hafta çok güzel geçti zaten hafta sonu. Ya yine bu bülten izli, keyif veriyor ya öyle söyleyeyim. İzlerken, bahis alırken keyif aldığım bir bülten. Futbol oynanıyor çünkü. Premierlik var çünkü. Bu kadar basit. Agalarım isterseniz başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışması erken seansla oynanacak. Brighton Manchester United'ın maç skoru. Bilen 3 kişiyi gruplarımızda bir hafta boyunca misafir edelim. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Agalarım hafta sonu geldi çattı. Maçlarımız hazır. Hem cumartesi hem pazar. ideal kuponlarımız hazır. Mislerimiz hazır. Zaten 7-24'te ekranda olduğumuzu biliyorsunuz. Ücretsiz gruba katılanlar da biliyor bunu. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyenler varsa ekranda görülen numaradan mesela da hem bilgi alabilir hem de aklındaki soru varsa sorabilir. Her türlü soruyu da zaten aklındaki gideririz. Ekranda numara 0534-446-5989. Misli ekrana gelsin. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Yüksek mis seviyesi Naga yüksek oynayanlar. ben Ben diyorum ki bak gruplara geleceksin. 1000 TL'nin üstünde bahis alıyorsan diyorum ki misli seviyesine gel. Çünkü orada hem yüksek misli canlı yapılıyorum hem misti seviyeleri 3000, 4000, 5000 şeklinde veriliyor. Misli seviyesi burada. Sadece maç önü kuponlar değil misli canlılar da yapılıyor aga. Beğendiğimiz karşılaşma 1000, 3000. Dün Galatasaray'ın golü mesela attık devreden 1500 TL anladın mı? Bu şekilde misli canlılar da yapılıyor. İdeal kuponlarda zaten aynı şekilde hafta sonu. Çok kupon vermiyoruz. Kafa karışıklığı oluyor aga. Onun yerine maç önü veya canlı gidiyoruz. Bir ana kupon bir alternatif kombine, bir de Avrupa kombine. 3 tane kombine veriyoruz. Genellikle yoğun bültende bir de yüksek oranların olduğu bir liste. 50 oran, 100 oran vesaire fark etmez. O şekilde canlı olarak da zaten WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmaları sizlere önererekten de yüzde hesabı yaparaktan da yüzde 4, yüzde 5, riskli ise yüzde 2, yüzde 1, yüzde 8, yüzde 7 bu şekilde yüzdelik önererekten de bir nevi kasa yönetimi yapmanıza yardımcı oluyoruz. Herkes açık Telegram grubu da ücretsizdir. Buraya da katılmak isteyenler Kangal Tips ücretsiz yazıp veya açıklama ve yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da katılabilir. Sizlerden ricamız hafta sonu videosu olması kaynaklı. Bugüne kombin önermedim ama güzel beğendiği yorum desteği gelirse pazar videosuna benden sizlere bir adet de ideal kombine gelir. O yüzden destekleriniz bizler için önemli. Beğeni bırakıp en azından bir emeğine sağlık yorumuyla bizler için yeterli olacaktır. Bütün yorumları da da belirteyim. Başlayalım. Brighton Lamano, aga öncelikle maç skoru ne olur diyerekten sorduğumuz karşılaşma. Brighton gerçekten neredeyse 200. Ya yani Ferdi'yi de transfer ettiği zaman da şu an 170 milyon falan Ferdi'yi de aldığı zaman da 200 milyon üstünde bir para harcamış olacak. Fakat yani satıyor aga. Yani Brighton'dan 5 milyon oyuncu alamazsın. Hep yüksek miktarda. Genç yeteneklere yatırım yaptılar. İlk maçta Everton'a karşı da çok iyi bir oyun oynadılar. Mitoma geçen sezonun belli bir kısmında sakattı, düzeldi, başladı ve ilk golünü de attı zaten. Sol kanatta çok etkili özellikle. Brighton'ı ben çok beğendim. Depp Everton'a 4-0'lık bir galip geldi. Kırmızıdan sonra özellikle açıldı maç. Everton kırmızı görmüştü. United'da 1-0 yendi. Hatırlayanlar vardır. Garnacho'nun boş kaleye atamadığı bir pozisyon var. Anasını avradını onun ben diyecek bir şey bulamıyorum da. O gün yatırmıştı bizi çünkü. Burada ben Brighton mücadelesinin çok güzel bir maç olmasını ve karşı gelecek goller aga, idare olur. Bak tek korkum erken seans olması. Eğer erken seans olmasa aga, gözü kapalı KG. Ama erken seans olduğu zaman bir ibnelik dönüyor. O yüzden KG'yi çok fazla ee, yani erken seanstan korkum var ama yani beklentim KG. Hatta yüksek oranlarda ben burada ev sahibi Brighton'dan bir gol bekliyorum. Hatta ikinci gol gelirse de ev sahibinin buçuk üstüne 1.76 minimum seviyeden değerlendirebilirsiniz. Freiburg'la Stuttgart. Aga bunlar da resmi olarak Bundesliga'yı açıyor fakat bir, ikisi de birer tane kupa maçları oynadı. Özellikle Freiburg tarafına baktığım zaman Osnabrück ile oynadı. Yani 3-0 mı 4-0 mı yendi. Ama ben maçın özetini izledim. Kupa maçını 90 dakika izlemedim. Çok fazla etkin olamamış. Yani bulduğu pozisyonları gole çevirmiş. Şöyle söyleyeyim. Stuttgart'ta Bayern Münih ile e, Bayern Münih le, Bayern Leverkusen ile final oynadı. Yani gerçekten ben buradayım dedi ya. Yapmış olduğu transferler var. Bildiğiniz üzere Forvet'i Dortmund'a gitmişti. Dortmund'a gitmişti. Asmuk'tan Demirovic'i satın aldılar. Onlar da 20 milyon euro mu? 17 mi? 21 mi? Öyle bir şey olması lazım. Deniz Undav'ı da satın aldılar aynı şekilde. Forvet altında çift forvet 4-4-2 şekilde sahaya çıkacaklardır. Ben burada da Stuttgart tarafındayım. Deplasman'da da olsa Deplasman bir yarayı kazanır seçeneğinin ideal bir oranı var Stuttgart'ın. Ben burada bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Eğer ki yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa Deplasman 1.5 üstü de güzel orandan da değerlendirebilir. 1.67 bandında bir oranı var. Tottenham'la Everton mücadelesi. Tottenham'dan neler neler kaçırdı. Kaçıran, o kadar kaçırırsan Jimmy Vardy gelir atar seni de susturur öyle. Hatta Tottenham taraftarına da yapmış olduğu bir hareket var. Görmüşsünüzdür belki. Bizim bir kupamız var. Sizin sıfır kupanız. Biz sizden iyiyiz manasında. Bir şeyler yaptı yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Ama Tottenham çok kaçırdı. Çok iyi bir oyun sergiliyor gerçekten. Yani geçen sezon sakatlık olmadan ilk 10 haftada bütün maçlarını kazanmıştı sanırım Tottenham. Sonra sakatlıklar takımı bozmuştu. Şu anda tam kadro. Ben burada Everton'a karşı üstün gelmesini bekliyorum. Üstün gelirken de Everton'da ilk maçta bu arada kırmızı kart da görmüştü. Onun da bilgisini vereyim. Eksiği de var. 1.5 üstünde 1 bir benim ideal tercihim olacaktır. Oranı arttırmak isteyenler 2.5 üstüne de gidebilir burada. 2.5 üstünde 1 yaparsanız oranı burada 1.70 seviyesine kadar da çıkartırsınız. Fulham Leicester çok baba mücadele. Fulham'ı geçen hafta izledim. Şöyle söyleyeyim. United maçında kaybetti ama çok güzel pozisyonlar buldu. İyi bir oyun sergiledi. Değerlendiremedi bulmuş olduğu pozisyonları. Leicester'da dediğim gibi Tottenham'dan bir beraberlik aldı. Bir birlik bir skorla birlikte. Yani şöyle söyleyeyim. Her iki oyunu her iki tarafında oyununu izlediğim zaman da net bir şekilde Fulham'ın daha güçlü olduğunu söylemek lazım. Ben burada Fulham tarafındayım. Fulham'ın kendi evinde atacağı iki gol değerlendirilebilir. Oran da 1.62 seviyesinde bir oranı var. Ben burada Fulham tarafındayım. Atacağı iki gol değerlendirilmeye tabi tutulabilir. Eğer ki ben yüksek oran istiyorum da diyen varsa da burada 2.5 üstünde 2-1 skora göre de bir Fulham galibiyeti gelebilir. Crystal Palace'la West Ham mücadelesi. Yani bu maçta çok güzel olacaktır. West Ham yapmış olduğu transferler vardı fakat Aston Villa'ya diş geçiremedi. Ya Aston Villa gerçekten bu oyunu oynuyor. West o maçta gerçekten iyi oynadı. Yapmış olduğu transferleri sonradan da oyuna soktu. Vesaire vesaire derken Crystal Palace oynayacaklar. Palace'da ilk mücadelede şöyle söyleyeyim. 2-1 skorla mağlup oldular ama oynamış oldukları oyun baskı anlamda muazzamdı. Aga benim burada sizlere idealim Crystal Palace'ın kendi evinde ev sahibi bir yarıyı kazanır. Yani West Ham burada gol atabilir mi? Tabii ki atabilir ama ben burada Crystal Palace'ın atacağı pardon galip geleceği bir saniye ev yarı ee, ev yarı kazanır o şekilde notumu aldım. Crystal Palace'ın da ben burada dediğim gibi güçlü oyunuyla birlikte kendi evine bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Gerçekten hak etmediği bir e, mağlubiyet aldığını söyleyeyim Brentford maçında. Brentford o maçta çıktı kontradan vurdu iki tane öyle söyleyeyim. Mbappé'nin attığı gol muazzam bu arada. Geçtim. Dortmund'la Frankfurt. Aga Dortmund çok güzel transferler yaptı. Nuri Şahin'e de buradan başarılar. Kangal tips olarak arkasındayız. Mücadelenin indeks beklentisi bir birlik bir beraberlik. Yani ben muhtemelen 2-1 -bir bandında bir Dortmund galibiyeti çıkabilir. Benim burada tek mücadelem ve cumartesinin tek korner maçı. Frankfurt'un da ve Dortmund'un da korner bulma ihtimali yüksek. Özellikle Dortmund tarafından korner bekliyorum. Ben burada 8.5 açılırsa 8.5 üst, açılırsa 9.5 üst olarak korner olarak değerlendirebilirsiniz. Parma Milan mücadelesi. Milan'da çok iyi transferler yaptı. İbrahimovic de işte dün basın toplantısı gibi bir şey yaptı. Orada dinledim. Dedi ki transfer bitti mi? Daha transfer olacak mı? Belki bir iki tane daha adam alabilirler Aga. Çok iyi transferler yaptı. İlk mücadelede 2-2'lik bir beraberlik kaldı ama çok iyi bir oyun vardı. Morata falan maçın adamı oldu. Dakika 60'ta girdi mesela Morata. Bu maçta biraz daha az kadroyu çıkartaraktan da yapmış olduğu transferleri de ilk 11'e entegre etmesini bekliyorum. Deplasman'da Milan'ın burada iki, atacağı iki gol değerlendirilebilir. Deplasman 1.5 üst güzel orandan. Şuradan. Bu oranlar bazen kafayı yiyor. Ben size gir çık yapınca düzeliyor. 1.52 bandında bir oran olması lazım. Deplasman 1.500 1.52 bandında bir oranı var. Diyelim ki Milan tarafından 2 gol beklediğimi belirteyim. Son mücadelem Ankara gücüyle Ümraniye. Arkadaşlar Ankara gücünün kadrosu Süperlik kadrosu. Süperlikte de iyi iş yapıyordu aslında ama düştü bildiğiniz üzere. Ee, birincilikten şu an oranlar açık değil ama ben burada net bir Ankara gücü galibiyeti bekliyorum. Mat sonu biri doğrudan direkt sizlere önereceğim. Gelme ihtimali yüksek. Hatta Yüksek oranlarda handikaplı bir Ankara gücü galibiyeti bile çıkma ihtimali var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Benim önerilerim bu yöndeydi. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan. Dediğim gibi artı 500'ün üstünde beğeni geldiği takdirde pazar videosuna bir adet de ideal kupon koyacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek